geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz küçük hanım. Buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun efendim şöyle. Gülsen Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızınız da çok sevimli. Adın ne senin? Adını söylesene kızım. Esra. Peki Esra. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Merak etmeyin. Ben ona her şeyi söyledim Önder Bey. Sana güveniyorum. Lütfen sabret, tamam mı? Hadi yanına gidelim. Hadi. Galiba oldu. İnşallah. Anne! Evimize gidelim anne. Ağlama Esra, ağlama. Hadi geri dön odaya. Hadi yapma kızım, hadi yapma. Hayır, hayır. Esra dur, gel buraya Esra. Bu da olmadı. Olmadı. Tamam canım, sabırlı ol biraz. Niye böyle yapıyor? Niye? Ece! Ece, çağır, bırakın beni. Daha o zaman gırtlağına basmak lazımdı şerefsizim. Evet abi. Ha. Ha. Abi Cemil, bir ülkine bak. Ulan bizden kaçacağını mı sandın ha? Yok abi, ne kaçması? Sus ulan, kes! Döşeyim mi lan bağırsağını senin? İşkembenin eline vereyim mi şerefsiz? Öde lan borcunu. Abi, iş arıyorum durmadan. Bulunca aldığım ilk maaşı size getireceğim abi. Yok ya. Ne dalga mı geçiyorsun lan hiç herif? Yok abi, ne dalgası? Param yok yemin ederim. Neyin varsa çıkar lan. Tamam abi. Bu ne lan, dalga mı geçiyorsun bizim la? Bu kadar mı lan paran? Evet abi, bu kadar. Kemerine de bak, kemerine de bak. Burası da baş ya. Peki, sana bir hafta mühlet. Borcunu verdin, verdin. Vermedin, koparırım lan kemerini. Kopar abi. Anladın mı teneke? Kopar abi. Anladım abi. Anladım, anladım. Yürü. Hadi gidelim abi, sonra yaparız bunun tıraşını. Son nefes de bitti. Yenisini almak lazım. Gel anneciğim, şöyle otur. Ah.
İş bulabildin mi? Babacığım, annemin ilacı bitti. Çok hasta oldu baba. Ne olur doktora götürelim annemi. Paramız mı var doktora götürecek? Görüyorsunuz işte. Aylardır iş arıyorum. Üstüme gelmeyin, rahat bırakın beni. Konuşmayalım mı Ece? Ne yapalım? Başka zaman konuşuruz. Bir daha gelmemi ister misin? Peki. Sonra görüşelim o halde. Ece. Lütfen anneni babanı üzme artık. Onlar seni çok seviyorlar. Durumu nasıl doktor hanım? Ne istiyor bizden? Her dediğini yapıyoruz. İstediği okulda okuyor. Bir dediğini ikiletmiyoruz. Onun için yaşıyoruz biz. Özel öğretmenleri var. Her dersinden kurs aldırıyoruz. İnanın iş yerimde duramaz hale geldim. Aklım fikrim onda. Babasının da benim de her şeyimiz o. Şu sıra çoğu ailede var bu durum. Çocukların üstüne çok düşüyorlar. Onların özgürce yaşamasına fırsat vermiyorlar. Her istediklerini alıyorlar. Her hayalini gerçekleştiriyorlar. Çocuklar hayal kuramıyorlar. Böyle olunca özlemeyi, sabretmeyi bilmeden büyüyorlar. Ortaya çıkan sonuç heyecansız, neşesiz, hevessiz, robot gibi çocuklar. Lütfen bırakın kendi hayatını yaşasın. Yaşamanın riskini de alarak tabii. Çocuğun etrafında kafesi örmeyin. Bırakın uçmasını öğrensin. Kanatları olduğunu unutmasın. Peki ne yapabiliriz? Bundan sonra ne yapabiliriz doktor hanım? Yapacağınız en iyi şey ona gerçek bir arkadaş edindirmek. Ama siz de biliyorsunuz ki sürekli arkadaşlar buluyoruz. Ama hepsini kaçırıyor, istemiyor. Hı hı. Yani okulunda hiç arkadaşı yok, kimseyle konuşmuyor. Başka çaremiz yok. Onu hayata döndürecek bir arkadaş olmalı. Biri olmalı. Onu bulmalısınız. Vallahi çok acıkmışım. İyi oldu geldiğimiz. Ye ye. Neşe, sen aç değil misin? Kantinden bir şeyler alsana. Yok, ben tokum. Kupayı biz alacağız. Hadi be sen de. Bak görürsün. Siz almayacaksınız işte, biz alacağız. Hayır, biz alacağız. Biz alacağız. Al lütfen. Tokum dedim. Teşekkür ederim. Mihriban, ödevini bitirdiysen defterini bana versene. Sarığımın üzerinde. Birazdan veririm. Neşe, senin ayakkabı mı yırtılmış? Hadi.
Ya Murat, niye utandırıyorsun kızcağızı? Sana ne ya? Bugünkü harçlığımızı da koyalım. Bak, bir sürü paramız oldu. Ne yapacağız biz bu parayla? Ayakkabı alalım mı? Olmaz. Elbise alalım mı? Kırmızı, Merve'ninki gibi. Çok pahalıdır. Paramız yetmez ki. Karnım çok acıktı benim. Çikolata alalım. Paramızı çikolataya harcayamayız Neşe. Çünkü annemiz çok hasta. Bu parayla ona ilaç alacağız. Unuttun mu? Unutmadım. Üzülme Neşe. Annemiz iyi olduğunda istediğimiz her şeyi yiyebileceğiz. Aslan babamız bize kıyafetler alacak. Ayakkabı da. Tamam mı? Tamam. O zaman arkadaşların sana gülemeyecek. Ayakkabıyı yırtıp diyemeyecek. Onların annesi hasta değil ki. Seni nasıl anlasınlar? Sizleri çok iyi anlıyorum. İşiniz gerçekten zor. Elimden geleni yapıyorum Leyla Hanım. Ama anlattığım konulara o kadar ilgisiz ki... yani verdiğim en basit matematik formülünü bile çözmüyor. Bakın, çözemiyor demiyorum, çözmüyor. Adeta inat ediyor. Bu yüzden sınıfı geçeceği konusunda garanti veremem. Özür dilerim. Tamam, ben onunla konuşurum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ece, kızım, bana bakar mısın lütfen? Ece, lütfen. Kızım, Ecem. Rahat bırak beni, rahat! Tamam, tamam, özür dilerim. Ne olur kızım ha. Önder Bey, özür dilerim. Eğer arzu ederseniz size yardımcı olmak istiyorum. Hangi konuda? Şey efendim, benim bir asker arkadaşım var. Çok iyi insandır. Ayrıca çok sıkıntıda. Onun çok sevimli bir kızı var. Hı hı. Adı gibi kendisi de Neşeli. Arada bir uğrarım onlara. Hı? Onu görünce insan bir anda moral buluyor. Dilerseniz onu da deneyelim. Tamam. Git söyle yarın buraya gelsin. Peki efendim. Kaybedecek bir şey yok nasılsa. Canım kızım benim. Sen bir tanesin. Bak, Raşit amcan gelmiş. Niye gelmiş biliyor musun? Senin de benim de başımıza talih kuşu kondu. Öyle değil mi Raşit? Net bir şey diyemem. Neşe'nin becerisine ve sabrına bağlı. Sen merak etme. Benim kızım her şeyin üstesinden gelir. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Villaya. Anne. Raşit amcan bize her şeyi anlattı. Senin üstesinden gelebileceğin bir iş. Git. Başka çaremiz yok kızım. Villaya ne zaman gidiyoruz? Bu halde gidemez tabii. Önce onu tepeden tırnağa giydirmemiz lazım. Beğendin mi? Kızım bir de bunu dene. Tamam. Rengi çok güzel bunun da. Çok güzel oldu. Dediğimi unutmayın. Kızın sabırlı olacak. Küçük kız ne derse desin gıkı çıkmayacak. Onunla arkadaş olacak. Onu eğlendirecek.
Leyla Hanım'ın tek istediği bu. Kızının yüzünün gülmesi. Kızımız bunu başarırsa paraya para demezsiniz, benden söylemesi. Raşit, neler söylüyorsun? Sahi mi? Tabii tabii. Eğer bu işi olursa belli saatlerde getirip götüreceksin kızını. Bir nevi mesai işi gibi. Okuldan sonra 3-5 saat kalacak bu villada. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Ayrıca Önder Bey sana da fabrikasında garanti bir iş verir. Köşeyi dönersiniz. Hepsi Neşe kızımızın sabrına bağlı. Sen merak etme amcası. Benim kızım bir tanedir. Hadi. Hadi o zaman gidelim. Hadi kızım. Hadi. Buyur bakalım küçük kız. Geç kardeşim, geç. Geçin, geçin. Geçin. Siz burada bekleyin, ben Leyla Hanım'a haber vereyim. Tamam. Burası ev değil, saray mübarek. Salonun güzelliğine bak. Aman kızım, bizi düşünüyorsan bu işi kaçırma. İyi ama baba, ben ne yapacağım burada? Ne derlerse onu. Para kazanacaksın kızım. Para için ne yapılmaz? Arkadaşım nerede? Şşt, bekle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraya niçin geldiğini biliyor musun kızım? Biliyor, biliyor. Raşit Bey her şeyi anlattı. Hiç umudum yok ama... İnşallah başarırsın kızım. Senden sadece kızıma arkadaşlık etmeni istiyorum. Tamam mı? Allah'ım şu düştüğüm hale bak. Yavrumun yüzünü güldürmek için. Tamam. Sizi de deneyelim. Buyurun beni takip edin. Hadi kızım. Göster kendini. Hadi bakalım. Ben geldim. Şey, ben geldim. Nasılsın? Benim adım Neşe. Senin adın ne? Sana bir bilmece sorayım mı? Tüm geceleri birbirlerinin kollarında geçirdikleri halde sevinç belirtisi göstermeyen iki dostturlar. Evin bekçileri bunlardır ve ancak sabah birbirlerinden ayrılırlar. Nedir bu? Galiba. Sus! Sus dedim sana! Sağır mısın sen? Eğer bağırırsan giderim. Anladın mı? Giderim. Ben seninle arkadaş olmaya geldim. İnsan arkadaşını böyle mi karşılar? Hem sen deli misin? Deliler bağırır. Bir defa ben senin misafirinim. Hoş geldin demen lazım. Öyle değil mi? Thank you.
Hayret, hala çıkmadı. Bu sefer başaracak galiba. Bekliyordum zaten. Evet, bekliyordum. Yine de teşekkür ederim size. Buraya kadar zahmet ettiniz. Bu işte bir terslik olmalı. Neşe. Beyefendi bir dakika. Lütfen kızınızı zorlamayın. Bu tamamıyla gönül işi. Ben sizi geçireyim. Buyur. Hadi. Hep böyle oluyor ya. Hep böyle oluyor. Buyurun Raşit amca. Bana aldığınız kıyafetler. Bana bak bakayım. Ne oldu da çıktın odadan? Hemen pes edilir mi? Baba konuşmadı benimle. Hiç konuşmadı. Arkadaş olmak istedim. Bana tokat attı. Ben de ona attım. Ne? Tokat mı attın? Böyle bir evin kızına nasıl tokat atarsın sen? Ama baba önce o bana attı. Eve gidelim, tokadı görürsün sen. Yürü! Yürü! Yürü diyor. Cemil! Kötü davranma çocuğa. Yürü. Sen o canavarı bilmiyorsun. Yavrum. Kızım. Ne oldu Ece? Ne oldu yavrum? Gir içeri. Gir dedim sana. Demek tokat attın ha? Bir çuval inciri berbat ettin. Ne yapacağız şimdi ha? Ne yapacağız? Ne oluyor? Ne bu gürültü? O ne yaptı biliyor musun? Ne yaptıysa yaptı. Tek ekmek kapımızı kapattı. Kıza tokat atmış. Anneciğim, yemin ederim önce o bana vurdu. Annen ölsün mü? Annen ölsün mü? Amacın onu öldürmek mi? Görmüyor musun halimizi? Ben işsizim. Hiç paramız yok. Paramız olsa anneni doktora götürürdük. İyileşirdi annen. Bir ilaç alacak paramız bile yok. Bunu bildiğin halde sen ayağına kadar gelmiş fırsatı teptin. Eğer annen ölürse senin yüzünden. Senin yüzünden ölecek, anladın mı? Senin yüzünden. Ölüm sebebi sen olacaksın. Yeter Cemil, yeter. O evde kalsaydın annen kurtulacaktı. Ben de iş sahibi olacaktım. Şimdi senin yüzünden perişan olacağız. Yeter! 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 Anne! Anneciğim! Bittik. İyi misin anneciğim? Anneciğim! İyiyim böyle. Sofrada hiçbir şey yok. Biraz sabretseydin. Cemil, ne olur zehir etme yediğini. Baksana. Ha? Hoş geldin Raşit. Bir şey mi var? Neşe istiyorlar. Hay Allah. İçeri gelselerdi. Raşit abi, kusura bakmayın. Kızım gelmeyecek. Onlara söylersiniz. Delirdin mi Selma? Ne dediğinin farkında mısın sen? Farkındayım Cemil. Kusura bakma Raşit abi.
Peki, siz bilirsiniz. Anlıyorum. Beni çıldırtacaksınız ya. İnsanlar ayağımıza kadar gelmişler. Gelmiyorlar of, efendim. Of! O halde biz gidelim. Tabii. Hayırdır inşallah. Şişt, baksana buraya geliyorlar. Leyla Hanım, Önder Bey. Merhaba. Buyurun lütfen, oturun. Oturmayacağız Cemil Bey, sağ olun. Bizim bir ricamız var. Selma Hanım, siz de annesiniz. Beni anlayacağınızı biliyorum. Çaresiziz. Kızım ilk defa birini sevdi, kanı ısındı. Neşeyi istiyor. Lütfen bize yardım edin. Lütfen. Lütfen yardım edin. Çok çaresiziz. Lütfen. Bana bak kızım, ne olur. Ne derse desin, ne yaparsa yapsın sabret. Hiç konuşma. Onu güldür, eğlendir. Soytarılık mı yapayım baba? Nasıl laf kız öyle? Ne soytarısı? Sen arkadaş olacaksın. Bir daha öyle laf duymayacağım ağzından. Durumumuzu biliyorsun kızım. Tek umudumuz sensin. Benim de, annenin de umudu sensin. Annen için katlan kızım. Ne olur. Tamam mı? Tamam baba. Hadi girelim. Hadi. Geldiler efendim. Buyurun geçin. Sağ olun Raş. Sen de sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neşe, bunu nasıl başardın bilmiyorum ama seni istiyor. Hadi yanına git. Beni çağırmışsın. Geçen gün tokat attığım için özür dilerim. Ama önce sen attın. Artık barışalım mı? Arkadaş olalım mı? Hadi arkadaş olalım. Otur! Sen ne salak şeysin? Gerizekalı! Sen aptalsın. Aptal! Hadi aptalım de. Söyle, ben aptalım de. Tek ekmek kapımızı kapattı. Kıza tokat atmış. Anneciğim, yemin ederim önce o bana vurdu. Annen ölsün mü? Annen ölsün mü? Amacın onu öldürmek mi? Görmüyor musun halimizi? Ben işsizim. Hiç paramız yok. Paramız olsa anneni doktora götürürdüm.
İyileşirdi anne. Bir ilaç alacak paramız bile yok. Sen aptalsın. Söyle. Ben aptalım de. Ben aptalım de çabuk. Aptalsın. Aptalsın. Ben aptalım de. Ben aptalım desene çabuk. Hadi aptalım de. Ben aptalım de. Ben. Ne olur. Ne derse desin, ne yaparsa yapsın sabret. Hiç konuşma. Onu güldür, eğlendir. Soytarılık mı yapayım baba? Nasıl laf kız öyle? Ne soytarısı? Sen arkadaş olacaksın. Bir daha öyle laf duymayacağım ağzından. Durumumuzu biliyorsun kızım. Tek umudumuz sensin. Benim de annemin de umudu sensin. Annen için katlan kızım. Ne olur. Tamam mı? Ben aptalım de desene. Şarkı söyle. Şarkı söyle dedim sana. Şarkı söylesene. Şarkı söyle. Mini mini bir kuş doğmuştu. Pencereme salak konmuştu. Sen gerçekten salaksın ya. Salak. Şimdi de kuş taklidi yap. Evet evet. Hadi kuş gibi öt. Ötsene! Öt! Hadi! Annen ölsün mü? Annen ölsün mü? Amacın onu öldürmek mi? Görmüyor musun halimizi? Ben işsizim. Hiç paramız yok. Paramız olsa anneni doktora götürürdüm. İyileşirdi anne. Bir ilaç alacak paramız bile yok. Akşam doldu. Anlaşıyorlar galiba. O kadar emin olma. Sen Ece'yi bilmezsin. Babam yok mu Önder amca? Hı? Gel otur kızım. Sona Hanım çağırsın. Hemen efendim. Aa, çıktın mı kızım? Nasılsın? İyiyim teyze. Çok iyiyim. Anlaştınız değil mi? Anlaştık. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Evime gidebilir miyim artık? Tabii ki. Tabii kızım, elbette. Suna, Raşit Bey'e söyle arabayı hemen hazırlasın. Hemen efendim. Yarın yine bekliyorum. Tamam mı Neşe? Tamam. Tekrar iyi akşamlar. Cemil Bey, bir saniye. Bu avansınız, buyurun. Lütfen.
Ayrıca yarın fabrikama gelin, size bir iş ayarlayalım. Sağ olun Önder Bey. Allah sizden razı olsun. Sizden de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gidelim baba. Hı-hı. Anneciğim, seni çok seviyorum. Canım kızım, Ecem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aferin benim kızıma, aferin. Allah razı olsun Raşit. Bunlar hep senin sayende oldu. Ben size dedim. Kızımızı kutlamak lazım. O benim bir tanem. Kimin kızı o? Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sen de sağ ol. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızımızın avansı. Yarın işe de başlıyorum. Kızımdan çok memnun kaldılar. Neşe? Efendim anne. Ağlıyor musun sen kızım? Ağlamıyorum anne. Ama gözlerinde yaş var. Artık zor günler bitti. Bitti. İstemiyorsan gitme oraya. İstiyorum anneciğim. Gitmek istiyorum. Seni çok seviyorum anne, çok. Ben de kızım. Ben de. Günaydın baba. Günaydın. Gel benim güzel kızım, gel. Bak neler aldım sana. Karnını iyice doyur, tamam mı? Çayını da doldurayım senin. Şekerini de at. Bu da senin. Al bak. Nasıl, beğendin mi? Teşekkür ederim baba. Annemin ilaçlarını aldın mı baba? Para yetmedi. Sonra alırız canım. Niye almadın baba? Hani annemi hastaneye götürecektin? Söz vermiştin. Ama kızım, annenin durumu iyi. Hem yine para verirler. Doktora da onunla götürürüz. Neyse, ben ilk günden işe geç kalmayayım. Hadi hoşça kal. Güle güle babacığım. Şu not alacağım. Evet. Hı-hı. Şimdi şuraya bakalım. Evet. 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 Hı-hı. Evet. Hı-hı. Devam. Hı-hı. Çok güzel. Yok, ben tokum.
biz alacağız. ...48 kişilik sınıfımızın... ...üçte birini... ...erkek öğrenciler oluşturmakta. Sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır? Bu problemi çöz bakalım Ece. Ece... Sen beni dinlemiyor musun yavrum? Dinliyorum. Bu problemi çözebilir misin? Hadi çöz bakalım Ece. Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Pekala Ece. Yarın bu problemin sonucunu istiyorum, tamam mı canım? Aferin Neşe, aferin. Ne çabuk çözdün canım. Bak gördün mü? Neşe bir çırpıda çözmüş. Lütfen Nece, ne olur gayret et. Biraz ilgi göster. Tek umudumuz sensin. Benim de annemin de umudu sensin. Geldiniz mi kızım? Evime gitmek istiyorum. Suna Hanım, Cemil Bey'e haber verin. Raşit Bey'le kapıda bekliyorlar efendim. Anneciğim, ben Neşe'yi çok seviyorum. Teşekkür ederim sana. Sen bu eve geldin geleli kızımın yüzü gülmeye başladı. Bu iyiliğini unutamam senin. Gidebilir miyim artık? Tabii kızım, tabii. Gel seni ben geçireyim. Hem babanla da konuşalım. Gel. Görüşürüz hayatım. Buyurun efendim. İşinden memnunsun değil mi?
Memnunum efendim. Sayenizde. Al bunu. Daha fazla ihtiyacın olduğunda söyle. Peki efendim. Çok sağ olun. Hı hı. Baba. Söyle kızım. Annemi ne zaman doktora götüreceksin? Açın, açın. Tamam. Doktor amca, annem iyileşecek değil mi? İyileşecek yavrum, merak etme. Periyodik bir tedavi uygulayacağız. İnşallah durumu düzelecek. Yazdığım ilaçları hemen kullanmaya başlasın. Geçmiş olsun. Neşe ne zaman gelecek? Yarın. Bugün annesini hastaneye götürmüşler, gelemedi. Ben onu istiyorum. Gelsin ne olur. O benim arkadaşım. Onu çok seviyorum. Bak işte buna çok sevindim. Canım kızım. Gelecek, merak etme. Çok şükür. Şimdi senin saçını da yapalım. Bunun da... Kuş kafesini kırıyor. Bu mutluluk verici bir durum. Değil mi doktor hanım? Çok güzel olacak. Çok güzel saçlarım. Evet, şimdi tarayacağım. Çok güzel oldun. Bu iş tamam. Bence o çocuğu tebrik etmelisiniz. Hiç acıtmayacağım. Hı hı. Al anneciğim. Bundan da al. Ay dur kızım. Bundan da al, bundan da. Tamam. Al. Al. Sen de ye. Hadi. Tamam kızım ama bak sen hiç yemedin. Bir kere daha. Buyurun. Hoş geldiniz Cemil Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Neşe'cim, iyi misin? İyiyim teyze. Anne biz aşağıda ders çalışacağız. Tamam kızım, hadi gidin. Gel arkadaşım, gel. Ders çalışacağız. Biz de doktor hanımla Ece'den söz ediyorduk. Doktor hanım Ece'nin çok iyi olduğunu söylüyor. Bu da sizin kızınızın sayesinde. Öyle değil mi doktor hanım? Evet Cemil Bey. Kızınız gerçekten çok yetenekli bir çocuk. Kendindeki yaşama sevincini Ece'ye de aşıladı. Dün niye gelmedin? Annem hastaydı. Hastaneye gittik. Bana ne? Gelecektin. Senin için özel bir şey hazırladım. Uzat ellerini bakayım. Cezanı çekeceksin. Seni tutukluyorum. Polisçilik oynuyoruz. Ben polisim, sen de suçlu. Sen suçlusun. Seni cezalandıracağım. Söyle bakayım. Ne ceza vereyim sana? Bir sokak. Yoksa... iki tokat mı? Yoksa üç mü? Senin annen aptal. Öyle değil mi? Annen aptal biri. Annen aptal. Annen aptal. Aptal, 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 aptal. Aptal. Benim annem aptal değil. Sözünü geri al çabuk. Geri al, geri al. Şimdi ben polis olacağım.
Çok iyi bir çocuk yetiştirmişsiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Kızım diye demiyorum ama çok mazlumdur. Yaşadığımız onca yokluğa rağmen bizi hiç üzmedi. Evimizin tek neşesi annesinin yardımcısı oldu. Aylardır başaramadığımız şeyi Neşe başardı. Sözünü geri al, hadi! Benim annem aptal değil! Geri al sözünü! Ne oluyor? Ece'nin sesi bu! Ece! Çabuk geri al, hadi! Al diyorum, çabuk! Anne, çabuk! İmdat, yardım edin! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Bırak kızımı! Ecem! Yavrum! Anneciğim! Beni öldürecekti anneciğim! Öldürecekti! Bu olamaz! Defolun! Defolun evimden! Size söylüyorum! Defolun! Anneme kötü şeyler söyledi onu! Anlamıyor musunuz? Gidin buradan! Defolun! Defolun! Gidin artık! Yürü! Defolun! Kızım, yavrum. İyi misin yavrum? Anneciğim. Boğuyordu beni. Yürü! Babacığım, benim suçum yok. Göstereceğim ben sana. Ah, bir tanem benim. Yavrum. Leyla Hanım, biraz müsaade ederseniz Ece ile konuşabilir miyim? Siz de sakinleşin. Peki. Peki doktor hanım. Yürü. Göstereceğim ben sana. İçeri. Gir. Geç bakalım içeri. O kötü bir çocuk baba. Çok kötü. Beni hep dövüyor. Sus. Bir de iftira atma kızcağıza. Ben sana demedim mi? Cemil. Biraz Cemil. Sabret demedim mi? Bırak, vurma çocuğa. Yeter be. Anne. Anneciğim. Anne. Konuşmamakta kararlı mısın Ece? Dünyadaki herkesi kandırabilirsin. Ama kendini asla kandıramazsın. Peki. Sana bir hikaye anlatayım o zaman. Zamanın birinde bir yerde küçük bir kız yaşarmış. Küçük kız çok yalnızmış. O kadar yalnızmış ki annesi babası onun bütün isteklerini yapsalar da içindeki yalnızlık azalacağına artıyormuş. Küçük kız çok bunalıyormuş bu aşırı ilgiden. Anne ve babası ona arkadaşlar aramış. Çocuklar getirmiş ama olmamış. Her şeye kızıyormuş. Herkesten nefret ediyormuş. Ve bir gün... çocuk gelmiş evlerine. Bu arkadaşı diğerlerinden çok farklıymış. Daha dayanıklı, daha bir çetin ceviz çıkmış. Küçük kız, kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak istemiş onunla. Muhtaç olduğunu biliyormuş çünkü. Onunla alay etmiş, eğlenmiş, tartaklamış. O ise hep susmuş. Susmuş. Çünkü tek düşündüğü annesiymiş. Annesi üzülmesin, acı çekmesin, ölmesin. Babası iş bulsun istemiş. Ama bir gün küçük kız ona öyle bir şey yapmış ki onuruna dokunmuş. Kendisine yapılan eziyetin aynısıyla küçük kıza karşılık vermiş. Sonra çekip gitmiş.
Oyuncağını kaybeden küçük kız susmuş. Vicdanıyla hesaplaşmış. Annesi için fedakarlık yapan kızı kıskanmış. Onun gücünü kıskanmış. Sonra utanmış kendinden. Çok utanmış. Hikayemin sonu mutlu bitiyor. Küçük kız gidip herkese gerçeği anlatıyor. Arkadaşına karşı işlediği hataları açıklıyor. Nasıl? Hikayemi beğendin mi? Kızım, gidip yatalım. Dur Selma. Ne olur gitmeyin. Beni yalnız bırakmayın. Biliyorum. Her seferinde aynı hataları yapıyorum ama. Ama ne olur bana bir şans daha verin. Çok. Çok pişmanım. Para uğruna sizi üzdüm. Kızıma inanmadım. O şımarık çocuğun eziyetlerine katlanmasını bekledim. Ama yemin ederim, sizi çok seviyorum. Tüm çabam sizin için. Size daha iyi bir hayat vermek için. Babacığım. Ağlama Cemil. Sen evimizin direğisin. Ne olur ağlama. Bundan sonra sizi hiç üzmeyeceğim. Meğer kızımızı kimlere teslim etmişiz? Rüyamda görsem inanmazdım. Düşünebiliyor musun Önder? Ece'yi elinden zor aldım. Az daha boğuyordu çocuğu. Allah Allah. Hiç de öyle bir çocuğa benzemiyordu ama. Boş versene Önder. Ucuz kurtulduk. İnanamıyorum ya. Anneciğim. Babacığım. Size... bir şey söylemek istiyorum. Ben. Evet. Söyle Ece. Anne, salatalıkları da doğrayayım mı? Doğru anneciğim, iyi olur. Tamam, yarın geliyorum. Tamam, sağ olun. İş buldum. Yarın çağırıyorlar. Sigortalıymış. İyi de maaşı varmış. Ay, Allah'ım şükürler olsun. Yaşasın. Annem de iyileşecek değil mi baba? İyileşecek kızım. İyileşecek benim güzel kızım. Artık kimseye minnet etmeyeceğiz. Siz benim en değerli varlıklarımsınız. Sizin için yaşıyorum. Allah Allah, niye geldiler ki? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyoruz umarım. Estağfurullah. Biz sizden özür dilemek için geldik Cemil Bey. Tabii sizden de Selma Hanım. Ne olur kusura bakmayın. Rica ederim. Çocuklar arasında olur böyle şeyler. Selma teyze, Cemil amca, eğer izin verirseniz ben de Neşe'den özür dilemek istiyorum. Bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Hı hı. Tabii tabii. Buyurun içeri geçelim. Buyurun girin.
Size bir kahve ikram edeyim. Zahmet olacak. Sağ ol. Rica ederim. Buyurun. Ben seni tanımadan önce çok kötü bir çocuktum. Senin de dediğin gibi her şeyim vardı. Ama mutlu değildim. Sen bana bir ders verdin. Sayende yetinmeyi öğrendim. Mutlu olmayı. En önemlisi arkadaşlığı. Beni affet Neşe. Yeniden arkadaşım ol. Olur mu? Olur musun? Bana bir bilmece sormuştun ya. Hangisi? Tüm geceleri birbirlerinin kollarında geçirdikleri halde sevinç belirtisi göstermeyen iki dostturlar. Evin bekçileri bunlardır. Ve ancak sabah birbirlerinden ayrılırlar. Kapı kanatları? Hayır, bilemedin. Neşeyle Ece. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.